Şimdi hocam, yaşınızdan, isminizden, kendinizden, önceki işinizden ve şimdiki işinizden biraz bahsedebilir misiniz? İlk başta 1975 Konya Meramdere doğumluyum. 10 yaşında ilk öğretimi bitirdim. İlk öğretimi bitirip bitmez Kur'an kursuna gittim. Kur'an kursunda 1 sene de 8 ayda hafız oldum. Türkiye hafızlık yarışmasında Türkiye 5.liğim var. Aynı zamanda okul yaz dönemlerde inşaat ustalığı yapardım. Abimgilin yanında sıvacı ustasıyım ben aynı zamanda. Aynı zamanda tekvando, karate, taylet, boksu bunların hocası, hocalığını yapıyorum. Askere gittik geldik. Gittik geldikten sonra Kur'an kursunda biraz gece belletmenliği yaptık. 1,5 sene, 2 sene sonra. 10 sene gibi kantinlik yaptık. Sonra yani kantinciliği bırakmak zorunda kaldık. Zabıtalığa başladım. Zabıtalık tehlike geldi. 6 sene zabıtalığı yaptıktan sonra da İmam Hatip İlahiyat Fakültesi ön lisansı bitirdik. Peki hocam, bu camide şu an kaç hafız yetişti ve kaç hafız yetiştiriyorsunuz? Şu ana kadar yani biz burada 1 senedir 2 aydır görev yapıyoruz. Bu pandemiden dolayı 3 ayda hafız yapacağız diye yola çıktık Nisan'dan beri. Ve 3 tane hafızımız var yetişen. 4 Allah nasip ederse her ay bir tanesi 3 ayda bitirmek kaydıyla. En fazla 3 ay 10 gün, 3 ay 3,5 ay veyahut da tam 3 ayda. Açık ve dürüstçe konuşalım. Kesinlikle hafız yetiştiriyorum burada yani. Peki hocam, bu 3 yani. Ayda bir hafız yetiştirmek kimsenin harcı değil. Yani bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu yani insana sevdirerek, mesela burada her namaz vaktinden sonra istediği şekilde, yani ben bu 5 vakit namazda burada olacağımı söylüyorum. Bir öğrenci ben hafız olacağım diyorsa günlük 7 sayfa, 6 sayfa vermesini söylüyorum. Ve bunları sabah 1 tane verebilirsin diyorum. İster 2 tane ver, ister 1 tane ver. Öğlen 2 tane verebilirsin, 1 tane verebilirsin. Aynı şekilde ikindim bu şekilde. Bu şekilde yaptığım zaman çocuk 7-8 sayfa, yani 7 sayfa diyorsam o çocuk 8 sayfa yapıyor. Peki hocam, şey oluyor mu genelde, mesela hocam ben bugün veremeyeceğim diyen bir öğrenciniz olduğunda bir dahakine şu kadar fazla vereceksin? Hiç ben öyle işlemiyorum. Öyle yok. Öyle... Demek ki sizin en büyük etkeniniz öğrencilere vaktini, kendi istedikleri vakti ayırın. Aynen öyle. Öğrenci istiyor, ben yapıyorum. Yani öğrenci diyor ki hocam ben istedim, sen yapmadın diyemiyorum. Utancından mecbur o dersi getirmek zorunda kalıyor kendisi. Anladım. Yani hoca diyor ki mesela hocam ben saat 12'de ders vereceğim diyor ya. Ben 12'de 11.30'da buraya o talebem için geliyorum. O talebem için yani istediği zaman geliyorum diye. Anladım. Onu geldiğim için de diyor ki ulan hoca benim istediğim zaman ayağıma kadar geliyorsa ben de ona ders vermeliyim diyor yani. Utancından anladım. Veriyor. Öyle öğrenci iş... öğrenci hoca ilişkisinde de demek ki bu da var. Kesinlikle var yani. Bir de yani bize buradaki esnaflar olsun, cemaati müslim olsun. Yani burada hafızlık yetişiyormuş diye. Yani sana samimiyetimle söylüyorum, her ihtiyacını gideriyorlar. Ailelerde böyle bir olgu oluştuğu için hiç durmadan buraya öğrenci geliyor. Demek yani ki hoca... ailenin güvenini kazandınız baştan. Yani. Sonra çocukların kalbini kazandınız. Evet. Onları camiye namazla aşılayarak kesinlikle kazandırdınız. Yani. Sonrasında da Kur'an yolunu açtınız. Şu an 5 vakit namazı kılıyor yani. Maşallah. Ben buna inanıyorum. Genelde ben bu camiyi ezanı çocukların okumasıyla da bilirim. Yani siz evet. o konuda da daha hepsi çok destekliyorsunuz. Burası biraz Zafer'in, Konya'nın ortası olduğu için buna biraz da dikkat ediyoruz. Mesela sesi müsait olan, okumak isteyen açıyor, okuyabilir. Ben kimseye, yani namaz kıldıracak kişi varsa gelsin kıldırsın yani. Burası cami, herkesin faydalanabileceği, yararlanabileceği bir meclis diyorum. En azından benim en büyük projemin biri bunu herkesin yapması. 3 ayda hafızlık. Hem 3 ayda hafızlık yapılması yani yeter yani. Hocalarım olduğu yere oturmasın, kalksınlar ayağa. Yani ondan sonra desinler ki biz bu hafızları gerekirse evlerinde de dinleriz desinler. Gitsinler. Hani ben bir öğretmenleri gördüm. Gerçekten hoşuma gitti. Okumayan çocuk kalmasın diye 5-6 öğretmen kendi arabalarıyla gidiyorlar çocukların köylerine, orada ders veriyorlardı. Biz niye yapmayalım? Doğru, yani haklısınız. Biz niye yapmayalım? Biz niye evinde hafız yetiştirelim? Peki hocam, sizdeki şu enerji gençlerin de alabilmesi için bir tavsiye verin. Yok zaten yani. Sizdeki bu yok. Enerji gerçekten benim yaşımda, ben 24 yaşındayım. Benimle mezun olan da hiç kimse de şöyle bir enerjiyle hafız yetiştirme derdi olan hafız dahi görmedim. Bir devlet memuru yani, kazanayım yeterli. Çünkü şey oluyor, hafızlık eğitimini eğer kurs aldıysa onun metodunu bildiği için o metot dışına çıkıp da farklı bir yöntemle bu kadar kısa sürede çocuk kazan olabileceğine inanmıyorlar da. Hani bizim dediğimiz taktiği verelim. Yani herkes gerçekten yani ben bu taktiği uyguluyorum. Kimse uygulamasın amacı değil. Herkes uygulasın. Bir cüz hesap etsinler. Bir çocuğun gerçekten fedakarlık yapacaksa her vakitte çocuktan 2 sayfa, 1 sayfa dinlesinler. Günde 6 sayfa, 7 sayfa dinledi miydi? Bakınız bir cüzü 3'e böldüler miydi? Bir cüzü 3'e böldüler miydi? 3 günde bitiyor bir cüz.
Subhanallah, alhamdulillah, la ilahe illallah. 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 La ilahe illallah. La ilahe illallah. Baştan geliyor. 400'ü var. Bu da 900'ü var. Allah nasip ederse 20 gün sonra. Maşallah. 3 ay daha hızlı tamamlamış. Bu hızlı geliyor. Sonradan şey oldu. O da hızlı bir şekilde geliyor. Bu kızımız lise son sınıfta. Ammeyi bitirdik. Şiden maşallah. Doğru geliyoruz inşallah. When I see the sunrise, I know it's a brand new day. I'm giving thanks to Allah for showing me the way. And I am feeling alright, cause he is by my side. Buralarda ihtiyaç dolabı, aynı şekilde içinde bir sürü dergi, çocuklar için maske de filan da var. Burada kullanılacak olan çocuklar için ayakkabılar için. Aynı şekilde. Olur, olur hocam. Burada da bir sürü hediye edilecek kitaplar var çocuklar için. Burada da ihtiyaç sahipleri için kıyafetler var. 3 günde bir cüzü. Bilindiği üzere 30 cüz var Kur'an-ı Kerim'de. Ve bir cüz 20 sayfadan oluşuyor. Yani bir çocuğun hafızlık yapabilmesi için, 3 ayda hafıza olabilmesi için biz bu planı, programı uyguluyoruz. Yani bir çocuk, 3 günde bir çocuk bir cüzü bitirmiş oluyor 3 günde. Maşallah. 3 günde bitirdiği için ne yapıyor? 3 ayda 600 sayfa yapıyor. Yani bu çocuk bıkmadan, usanmadan hız ve çabuk. Hoca da fedakarlık yaparak ne yapıyor? Yani 5 vakit namazı sonunda, namaz sonunda bu çocukları dinleyerek ona da hazırlık yapmış oluyor. İstediği şekliyle hazırlanmış oluyor. Yani çocukların dediğini yapıyoruz. Dediğini yaptığımızdan dolayı da çocuklar güzel bir şekilde hazırlanıp daha hızlı ve çabuk bitiririz düşüncesiyle hem hafızlığı sevmiş oluyor da hem de bıkmadan, usanmadan hafızlığı tamamlamış oluyorlar. Bir de biz başkaları gibi düzlerin sonundan başlamayacağız. Başlamıyoruz yani. Bu yeni sistemi biz kuracağız Allah'ın izniyle. Baştan başlatıyorsun. Baştan Bakara'dan başlatıyorsun. Başlatıyoruz. Elif Miyamim'den. İnnellezine keforu meselüm diye. Biz Kur'an-ı Kerim'in birinci, ikinci, üçüncü diyerek de 600 sayfaya kadar bu şekilde ezberlettiriyoruz. Cüz cüz. Sağlamında aynı şekilde arada bir mesela 1,5 ayda, 1 ayda bir geri dönüş yaptırıyoruz. Hem geri dönüş yaptırdığımız gibi hem de kalan kısmını ne yapıyoruz? Aynı şekilde devam ediyor yoluna. Çocuk bunu rahat bir şekilde yapabiliyor yani. Bir de burada hediye olursa, çocukları hediyelere sevdirirsen, cazip hale getirirsen, yani ben inanıyorum ki 3 ayda hafız olmayacak kimse kalmaz. Bunu samimiyetimle söylüyorum. İster süper zeka olsun, ister normal zeka olsun. Yani bizim dediğimiz şunu da diyebilir herkes. Süper zekalar yapabilir bunu. Hiç alakası yok. Ben hiçbir zaman arasından süper zeka şuymuş buymuş diye seçmedim. Normal Kur'an-ı Kerim iyi okuyan çocuğu getirdim buraya, evlerinden aldım geldim. 3 ay boyunca nasıl bu çocuklar hafız olarak değil. İkisini de denedim, başarılı oldum ve bu başarı devam ediyor. Her çocuk istediği şekilde 10 ile 15 yaşındaki arasındaki çocuklar kendisi hafızlığı isterse, ailesi de destekler, teşvik ederse samimiyetimle söylüyorum en güzel şekilde 3 ayda hafız olması olmaması mümkün değil yani. Kesinlikle %100 olur yani. İnşallah. Bu programı denesinler, görsünler, baksınlar. Onun için olmaz diye kafaya takıntı yaparak da bu işten asla kimse vazgeçmesin yani. Çok ben kendi kızımı, iki tane kızımı aynı plan program içerisinde uyguluyorum. Allah'ın izniyle başarılı oldum. Şu an bu başarılı olmuş öğrencim var mı? 3 tane başarılı olmuş öğrencim var. Her ve ayda... Nisan'dan beri yapıyorsanız kaç etti? Yani, 6 ay falan anca etmiştir. Hayır, Nisan'dan beri yaptı. 5 ay olmuş. 5 ay oldu ama bunlar 2 ay sonra, 2 ay önce başladılar. Şimdi anladım. O 5 ay dediğimiz, 5 aylık hafızlık sistemini biz nasıl yapıyoruz biliyor musun? Mesela öğrenci 3 ayda bitiriyor ya, bunlar mesela 2 ay oldu geleli buraya, başlayalı. Böyle yavaş yavaş öğrencileri çağırarak, davet ederek ne yaptık? Öğrenci grubunun hafızlık sisteminin daha fazla olmasını sağladık. Yani o 3 ayda bitirenler daha erken başladı, 3 ay öyle. Yani normalde biz bu hafızlık sistemin 5 ay oldu, yapmaya başlayalı. Yani 5 ayda bitirmiyor, 3 ayda bitiriyor bu çocuk hafızlığı. Anladım. Yani 5 aydır bu hafızlık sistemi deniyoruz. Biz bu sistemi uyguluyoruz. Yani arkasından da mesela şöyle bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim güzel okumaya hevesli olan çocukları alıyoruz. Cüzden Kur'an-ı Kerim teşvikli. Arada da onları yetiştiriyoruz. Niye? 3 aya hazırlık olsun diye. Çok iyi. Bu planda programı da yapıyoruz. Her vaktinde mutlaka belirli sayıda öğrencilerimiz okumaya devam ediyor. Yani. Öğrenci istiyor biz yapıyoruz. İstemesi onlardan yapması bizde.
Çok sağ olun hocam. Yani. Bize bugün çok güzel tavsiyelerde bulundunuz. Gördüm çocuklar da zaten burada hala ezberine devam edenler de var. Dışarıda futbol oynayan var, kütüphaneyi temizleyen var. Yani. Her çeşidinden var elhamdülillah. Mesela namaz vakti dikkatinizi çektim, hepsini topu bıraktı, namazı koşarak. Aynen, yani. Aynen onu mesela fark bakın, ettim. Yani o dışarıda öyle çocuklar var ki cebinde buraya geldiği zaman bıçakla gelirdi ve camiye yani taşlayanlardandı bu çocukların bazıları bak. Şu an top oynuyor ve ezan okunduğu zaman camiye geliyor bu çocuklar. Yani camiyi bu şekilde şimdi hepsi birbirine karşıda. Yani burası tehlikeli bir yer olduğu için ama çocukları camiyi sevdirsen tehlike oradan kalkıyor. Aynen. Boşluk vermeyeceksin, boşluğu doldurmaya devam edeceksin yani. Çok sağ olun, Allah razı Allah olsun. Allah sizden de razı olsun. Teşekkür İnşallah ederim. Bugünkü İnşallah. Yaptığımız bu konuşma, söyleşi, sizin söylediğiniz teknik inşallah başkaları için de faydalı olur. Kesinlikle uygulanması gereken. Yani dünyada herkes teknolojiye ayak uyduruyor. Biz hala hafızlıkta 2 senelerle, 3 senelerle, 1 senelerle uğraşıyoruz. 3 ayda niye çocuklar mesela diyoruz ki her imam, her din görevlisi veyahut da her eğitici en azından senede 5 tane talebe yetiştirse bu şekilde. Normal bir talebe alsın. 1 sene boyunca yüzünden Kur'an-ı Kerim tecvidli okusun. 3 ay boşluktayken o 3 ayda hafız yapması için elinden gelen gayreti göstersin. Biz Allah'ın huzuruna bir tane talebe yetiştirmeden çıkarsak ne yüzle bakarız diye bunu demek zorundayım ben. Onun için taşının altına elini lütfen din görevli kardeşlerim olsun, diğer ilim ve bilim insanlar olsun, sadece imamlar değil, öğretmenlerimiz de dahil içerisinde bunlar. Yani, aynen öyle. Yani üniversitedeki araştırmacı hocalarımız da dahil. Sadece üniversitede yetinmesinler, dışarı bir çıksınlar, insanları yetiştirmeye devam etsinler. Siz dediniz ya, her sene 1 milyon öğrenci, 1000 ilahiyat fakültesi mezunu oluyor. O 1000 ilahiyat fakültesi bir tane öğrenci yetiştirmiş olsa, Türkiye'de ne hırsızlık kalır, aynen ne öyle. Çok kalır, haklısınız. Ne de hiçbir şey kalır yani. Çok Türkiye haklısınız. Dünya devi olmaya devam eder inşallah. İnşallah sizin gördüğünüz, sizden gördüğümüz bu enerjiyle inşallah bize dolup sizin i̇nşallah. Gibi olabiliriz. Diğer çok sağ olun. Allah nasip etsin. Inşallah. Allah razı olsun hocam. Razı olsun. Kendinize iyi bakın. You're the most high, I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control.